Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Master Notebook'un katkılarıyla hazırladığımız Oyun Canavarı'nın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde arkadaşlar sizi biraz maziye götürmek istiyoruz aslında. Biliyorsunuz son dönemde remaster oyunlar bir hayli moda olmaya başladı. Ve Crysis de bu oyunlar arasına katıldı. Biliyorsunuz Crysis bizler için çok önemli bir yapım. Çünkü arkadaşlar zamanında kimse oyunlarda Türkçe dil desteğine yer vermezken Crytek dedi ki ben bu oyunu Türkçe dil seçeneğiyle sunacağım. Hem de sadece Türkçe dublaj ile değil, aynı zamanda Türkçe dublaj seçeneğini de dil seçeneklerine eklemişlerdi. Peki neden? Niye hiçbir firma yapmazken Crytek bunu yaptı? Hemen belirtelim arkadaşlar. Crytek'in kurucusu Cevat Yerli bir Türk. İşte bu yüzden Türkçe'ye de önem veriyor. Biliyorsunuz Crytek yerli kardeşlerin önderliğinde kurulmuş Almanya merkezli bir oyun stüdyosuydu. Sonradan merkezlerini taşıdılar mı? Garip bir şeyler oldu onlarla da ilgili. Fakat ilk olarak bunlar Far Cry'ın gelişim aşamasında önemli bir rol oynamışlardı. Ubisoft'ta yapmışlardı o oyunu. Ardından kendi stüdyolarıyla Crytek'le gerçekten güzel bir çıkış yakaladılar ve muazzam bir oyuna imza attılar. Geçtiğimiz günlerde de bu oyunun remastered'ı yayınlandı arkadaşlar. Bakın remake değil, remastered. Biliyorsunuz remake olunca sil baştan yapılıyor gibi bir şey oluyor. İşte Resident Evil 2, 3 gibi. Remastered ise grafiklerin biraz daha iyileştirilmiş hali olarak tanımlanabilir. Şimdi biz kısa süre önce çıkan Crysis Remastered'ı oynayacağız. Bakalım oyunda ne gibi iyileştirmeler yapılmış, bunu beraber gözlemlemiş olacağız. Evet. Dilerseniz şöyle oyunumuz açılıyor. Evet, bakalım bizleri nasıl bir grafik, detay, unsur vesaire bekliyor arkadaşlar. Bu arada ilk Crysis oyunu ben bitirmiştim. Gayet güzeldi yani. Hatta 2-3 defa falan bitirdim. Ama biraz zor tabii. Şöyle bir bakalım bir ayarlarımıza. Herhangi bir şey yok. Bir dakika. Buradan grafiklere de bir bakalım arkadaşlar. Bu arada bu oyun yine bayağı bir yüksek şey istiyor. Ray Tracing'i kapatalım. Zaten ekran kartında da Ray Tracing özelliği yok. Bayağı bir sistem gereksinimi istiyor arkadaşlar. Yani böyle hani ben bu oyunu her şeyle full açarım diye beklemeyin. Ha, şeyi açarsınız ama hani remastered'ı değil ama diğer orijinal oyununu her türlü her şeyi destekler bir şekilde açabilirsiniz. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Evet, grafikleri görüyorsunuz zaten. Biz oyuna başladık. Görüyorsunuz grafikler gerçekten güzel. Şöyle ağaçların arasından. Aslında şuraya bir iki tane de hayvan koysalarmış daha güzel olabilirmiş. Yani bu benim düşüncem en azından. Ben bunun bir videolarını izlemiştim arkadaşlar. Adam nükleer atıyor dağda. Bir patlaması var nükleerin böyle. O nükleer attıktan sonra bir rüzgar müzgar geliyor. Gerçekten çok muazzamdı. Dur bakalım burada. Adamlar. Evet, şu gaming device var. Onu patlatacağız. Birkaç tane de adam var. Onların da icabına bakmamız gerekiyor. Şuradan saydıralım biraz. Bir de bunu çok çabuk ölebiliyorsunuz arkadaşlar ya. Bakın adam işaret bir şey attı herhalde. Sanırsam galiba. Yani ölmemiz biraz çabuk oluyor. Bir de destek kuvvetleri çok çabuk geliyor yani. Anında geliyorlar. O da biraz sıkıntılı. Şöyle gidelim şuradan. Koşalım biraz daha. Hop. Bu oyundaki şey sesleri çok iyi diyor. Süper zor. Süper güç. Pelerin devrede. Pelerin devre dışı. Hop şöyle atalım. Pelerin çok güzel yakıştı. Tavuk öldü. Tavuk öldü. Yürü. Aslında şu kuşları ateş ettiğimizde ölseler falan çok daha gerçekçi olurdu arkadaşlar ama. Olmuyor. Bakalım. Şu denizin yansımasına bakın ya. Güneşin şuradan. Gerçekten çok muazzam. Bakın sis nasıl çökmüş. Yani muazzam bence. Ben beğendim. Grafikler çok iyi ya gerçekten.
Hani şurada çatışmak yerine bir mangal atalım şuraya. Yakalım mangalımızı. Pişirelim etimizi. Hadi hadi koş 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 koş. Bu arada bu oyun sonradan bambaşka bir yere evriliyordu. Oynamışsınızdır zaten bence yani. Yani eğer bir oyun sever, bir Türk olarak bu oyunu oynamadıysa ben bilmiyorum ya. Yani biliyorsunuz bir de bu Crysis 2 var, 3 var. Hop sen nereden çıktın ya? Crysis 2'de iş bambaşka bir yere gidiyordu. Crysis 3'te zaten bütün dünya böyle yok olmanın eşine geliyor. Hatta Crysis 3 ile ilgili de bir bilgi vereyim arkadaşlar. Bu Crysis 3 ilk olarak İstanbul'da geçmesi planlanmış. Sonra hani İstanbul böyle çok popüler bir şehir ama yine de daha popüler bir şehir yapalım demişler. Hani Amerika'da geçirelim yine. Öyle değiştirmişler sonradan. Yoksa Cevat Yerli'nin planı ilk etapta oyunun İstanbul'da geçmesi yönündeymiş. Biliyorsunuz zaten Crysis 3'te her taraf yok olduğu için. Bak bak güneşe bakın şu anda. Buradan gidemeyiz. Bakın nasıl sızıyor. 10 numara. İşte Ray Tracing'i açabilseydik, ekran kartımız destekliyor olsaydı Ray Tracing'i. Çok daha farklı grafiklerle oynayabilirdik bu oyunu. O ışık süzmeleri muhtemelen oradan böyle bizim gözümüze vurabilirdi. O adam ne yapıyor ya? Şimdi şöyle gidelim şuradan. Şöyle bakalım. Güzel. O da güzel. O da güzel. Saklanalım. Bir de üçüncü oyunda yay var arkadaşlar. Yayla vurduğunuz zaman bu pelerin modundan çıkmıyor. Burada ama ilk ateş ettiğinizde bık, pelerin modu kapanıyor. Ama yayda pelerin modu kapanmıyor. O da güzel bir özellik. Pelerin modu devrede. Pelerin devre dışı. Şuradan şöyle vursam. Vursam mı ki? Şuradan gidelim bakalım biraz. Burada ne varmış? Taşlar, kayalar, ovalar. Pelerin devrede. Evet şurada adam maalesef kafasından vurdu. Nasıl ölmedin sen ya? Allah Allah. 5000 tane mermi saydırdım kafasına ölmüyor ya. Ölümsüz müsün nesin kardeşim? Kalaşnikov. Çeleş. Süper güç. Devrede. Al sana al 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 al. Zırh devrede. Anam bomba attı. Bomba 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 bomba. Bomba 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 bomba. Kaç 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 kaç. Lap bombayı yiyorduk. Kaç kaç. Vur ağzına vur. Ağzına ağzına kökümle. Tamam. Öldü. Ben bunu ilk oynadığımda arkadaşlar ölümsüzlükle mi bitirmiştim? Çünkü dedim ya ilerleri bazı yerleri çok zordu ya. Ama sonra oynadığımda bir kere daha oynadım. Bir kere daha oynadım. Onda hiç ölümsüzlük falan yapmadım. Bayağı bir zorlandım ama yine. Ama bitti yani. Sonuç olarak. Araçlara binebiliyoruz zaten. Biliyorsunuz. Biraz sürelim mi? Ama kayalıklarda fazla sürülmüyor işte. Ya. Bu biraz kötü o açıdan. Gerçi şeylerde de sürülmüyor zaten gençler. Ağaçlı, ormanlı yollarda da bir anda adamlar çıkıyor karşınıza. Aha patladı. Hop, hop. Ağaçlarda çıkınca adamlar tarıyorlar sizi, araç hasar alıyor falan. Bunda en iyi yayan gideceksin. Adamları zaten uzaktan gördüğün zaman hemen sızıyorsun bir yerlere. Sessiz sedasız bir şekilde öldürüyorsun onları. Tabii çok sessiz sedasız olmuyor bazen ama. Ya da hiç dokunmayacaksınız. Çimlerin arasından, çimenlerin arasından sessiz bir şekilde gideceksiniz yani. Şöyle vuralım. Birazdan oyunu bitireceğim. Yani grafikler güzel. Eğer isterseniz siz de tavsiye ederim yani. Alın oynayın. Zaten fiyatı da çok pahalı değil. Özellikle bilgisayarda. Bakın güneşi göstereyim size bir kere daha ve oynamayı burada sonlandırıyorum. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Crysis Remastered'ı oynadık. Biraz değindik. Oyunda gördüğünüz üzere grafikler falan bayağı bir geliştirilmiş. Hani bazen remastered diyorlar mesela. Bakıyorsun arkadaş hiçbir alakası yok yani. Mesela Mafya'nın biliyorsunuz özellikle 2 ve 3. oyunu
2.5'ten daha kötüydü yani. Orijinal oyunlardan daha kötüydü. Fakat Crysis'te gerçekten grafikler özelinde bayağı bir iyileştirmeye gitmişler. Özellikle dedim ya, ben bir video görmüştüm internette. Adam nükleer atıyor. Eğer bulabilirsek o videoyu da koyarız bu şu anda anlattığım yere detay olarak. Adam nükleer atıyor arkadaşlar. Nükleerin oluşturduğu rüzgar ağaçları falan nasıl savuruyor ama. Böyle gerçekten çok hoşuma gitmişti. Gerçek gibi bir olaydı. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Bizleri sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. YouTube kanalımıza da abone olursanız sevinirim. Olmazsanız da her zamanki gibi canınız sağ olsun diyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.